Çiğ köfte efsanesi. Nemrut Hazreti İbrahim'e ateşe atacağı zaman Şanlıurfa'da ne kadar odun varsa toplatmış. Ayrıca bir de ferman çıkarmış. Bir süre hiç kimse ateş yakmayacak. Bacası tütenin başlığı kesilecek. O günler Urfalı bir avcı güzelce bir ceylan avlamış. Evine getirmiş. Yüzmüş. Pişirmek gerek. Karısı ne yapsın? But kısmından aldığı eti iki taş arasında adamaklı dövmüş. Bulgurla karıştırıp tuzunu, biberini attıktan sonra yoğurmuş. Kocasının önüne çiğ çiği getirmiş. Bir Yemişler, yemişler ama tadı damaklarında kalmış. O günden sonra çiğ köfte her sofrada baş yemek olmuş. Bol ayran, taze soğanla çiğ köfte ağzınıza layık.